Doğal ortam bozmasın seni. Malum plazalarda büyüdün. Bozmaz bozmaz. Aksine iyi geldi. Benim de ihtiyacım varmış böyle bir şey. Sen neden tercih ettin burayı? Yani zeytin toplama işi falan. Bir sebebi var mı? Bilmem. Ayaklarım buraya getirdi beni. Bence zeytin ağaçları bu dünyanın yaşayan efsaneleri. Her türlü zorluğa rağmen yüzyıllarca ayakta kalmak için direniyorlar. Her derde devalar. Yağı, sabunu, meyvesi. Bildiğim mucize. Yani? Yanisi şu. Bu her derde deva olan, her türlü zorluğa dayanan ağaçlar belki bana da iyi gelir dedim. İyi geldin peki? Öğütlerini dinlesem gelecek aslında. Öğütler. Ne öğüdü bunlar? Kişiye özelcim. Neden güldüğünü öğrenebilir miyim? Bütün buluta anlattığımız şu masallar falan çok etkisi altında kaldın herhalde. Zeytin ağacı efsaneleri, öğüt veren ağaçlar falan. Hepsi çok masalsı değil mi? Belki masallara ihtiyacım vardır Ferit. Belki bir süreliğine gerçeklerden uzaklaşmak bana iyi gelecektir. Tamam kabul ama ben şunu merak ediyorum. Masal bitince ne olacak? Onu o zaman konuşuruz. Nazlı. Konuşmayı daha ne kadar erteleyeceksin? Müsaadenle. Toplamam gereken öğütler var. Benim de birkaç öğüde ihtiyacım var sanırım. Nereye kayboldu bu ya? Kesin kendine sığınacak bir plaza arıyordur. Ben de bir zeytin ağacının öğüdünü dinledim. Nazlı'yı mutlu etmek istiyorsan git bir zeytin fidanı bul dedi bana. Nereden buldun bunu? Şiler'deki köylüler zeytin fidanı ekiyordu. Ben de rica ettim. Ekelim mi? Hadi ekelim. Nereye ekelim? Şu tarafa ekelim. Çünkü kış geldiğinde soğuktan korunması gerekiyor. Ama bir taraftan da bahar geldiğinde güneş kucaklamalı. Şu tarafa. Çok emin olamadım şu an. Nazlı bir karar verecek misin artık? Evet vereceğim. Tamam. Son kararım şu taraf. Yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin demiş Nazım. Biz biraz erken davrandık ama olsun. İnşallah yerini seversin. İstersen ara sıra gelip kontrol ederiz. Hatta bir gün gölgesinde bile dinleniriz belki. Bulutu da getiririz. Neden olmasın? Neyse tamam. Yine masallara girmeyelim. Bir zeytin ağacı kaç yılda büyüyor biliyor musun sen? O zamana kadar oho. Nazlı. Nazlı gel. Hadi geliverin gari, sofra hazır. Tamam Dut teyze, geliyoruz. Hemen tanışmışsın insanlarla. Hiç sorma. Dut teyzenin bütün hayatına hakimim şu an. Acıktın mı? Evet. Hadi kalkalım o zaman. Sen seversin, her şey organik. Nazlı, istediğim zaman gayet uyumlu biri olduğumu zamanla yaşayarak öğreneceksin. Az lezzetli. Bunun içine var ya kesin keçi sütü karıştırırlar. Peynir de güzel de ben daha çok ekmeği sevdim. Çıtır çıtır. Tam benim sevdiğim gibi. Belli. Çay alacağım kendim. Alayım mı sana yenisini? Aa, yok benim var. Merhaba. Bir çay alabilir miyim ben de? Tabii abi hemen. Tazedir. Demin olsun. Ne yaptın kız? Düzelttin mi aranızı? Yok daha değil. Amma da keçi çıktın ha. Tatlı tatlı gidiver evinize işte. Ay Dudu teyze o kadar kolay değil öyle tatlı tatlı gidivermek eve.
Önce bir konuşacağız, netleştireceğiz durumları. E konuşuverin o zaman. Kim tutuyor sizi? Buyur abi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gel oğlum gel. Maşallah boylu, poslu. Evet bizim evin kapısından bile sığmaz ha. Maşallah. Kusura bakmayın, rahatsız ettik sizi de. Yemeğinize ortak olduk. Olur mu öyle şey? Her şeyden bol bol var. Yiyin gari, afiyet olsun. Hem ben size herkesleri anlattım. Televizyon seyreder gibi sizi seyrediyoruz. Çok tatlıymış gerçekten. Bizimkiler iddiaya bilem girdi. Sabri diyor ki ayrılırlar. Bahattin diyor ki barışırlar. Kaybeden kazanana bir koyun verecek. Hangisi Sabri? Sabri, aha şu ateşin başındaki. Kokuyu alıyor musunuz? Ben kokuyu bir yerden tanıyorum, hemen geliyorum. Nereye kızım? Sabri yabancı gelmedi galiba. Bir şey sorabilir miyim? Vallahi abla, kusura bakma. Biz Bahattin'le böyle hani eğlence olsun diye yok, yani. Yok yok, onu sormayacağım ben. Başka bir şey soracağım. Bu mantarı nereden buldunuz? Bu çok zor bulunan bir mantar. Hem de çok lezzetli. Buralarda yetiştiğini bilmiyordum ben. Ha, ormanda topluyoruz abla. O arkada. Al bir yakalaya tadına. Al al. Ferit. Ferit, bunu mutlaka yemen lazım. Bu mantar. Biz bunu hep yiyoruz ki. Ben bunu İstanbul'a bile kurutup götürüyorum. İşte ben bunu bilmiyordum. Benim bundan mutlaka toplamam lazım. E toplayalım. Topla tabii abla. Yalnız ormana girmen gerekiyor. Karanlığa kalmayacaksın. Karanlığa kalırsan çok tehlikeli gari. Yok ya, kalmam ben karanlığa. Kız, bir başına gidecekmiş gibi konuşuyorsun. Aslan gibi kocan var ya burada. O seni yalnız bırakır mı zannediyorsun? Hem oğlum. Ya marketten alamıyor muyuz bunları? Ay aşk olsun Ferit. Marketten alınanla taze taze toplanan bir mi? Hem ben yetiştiği yeri görmek istiyorum. Tabii sen gelmek istemiyorsan sen bilirsin. Yok canım, olur mu öyle şey? Gelirim. Sabri abi, bana bir tane daha versene. Tadı damağımda kaldı. Ver ver. Afiyet olsun. Sağ olasın. Ormanın neresinde demiştin? Hemen şu karşıda. Şifalı mı?